Evet, güne karla başladık. Karlı bir İnegöl sabahından herkese hayırlı sabahlar. Evet, sabahleyin karla uyanmak çok güzel. Beklediğimiz bir yağıştı. İnşallah bu hafta hava durumu hep böyle kar gösteriyor. En azından 3-4 günlük de olsa böyle gösteriyor. Toprağın suya ihtiyacı vardı. Kara ihtiyacı vardı. Güzel bir görüntü ama şu an yeterli değil. Biraz daha yağması lazım. Allah büyüktür. Yağar inşallah. Bu arada bizim köpeğin ilk defa karla tanışması. Bu ayın ortalarında 1 yaşına giriyor Lesi. Bismillah. Bizim kızlar bekliyorlar. Günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsınız gençler? Ben ne işin var la senin burada? Sen ne yapıyorsun burada? Hı? Bak 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 bak. Bak bak şuna bak bak. He, ne oluyor lan?
Çekil Lesi. Çekil. Hadi. Rahatla. Yemek yok. Oyun zamanı değil. Bak hele bak. Bak hele bak. Bak ne yapıyorsun. Bak ne yapıyorsun. Ne var? Ne? He? Abi iyi de soğuk ha. Bilmiyorum kaç derecedir ama bir 5-6 derece anca vardır ya. Hop ben kuzum ben. Evet güzel bir kar yağmış. Dur Lesi. Dur oğlum. Dur telefon ayarlamaya çalışıyorum. Nasıl ayarlayacağım ki? Lesi dur. Hazırladık. Bunları dökelim. Bir de yoncanın üstüne tatlı gibi yesinler.
Beyefendi çekilir misiniz? Beyefendi. Çekilir misiniz? Ben gireyim. Müsaadenizle. Çekil lan tipsiz. Çekil. Ha, çekil oğlum, yemek yiyorlar. Çekil bak. Çekil. Koca bir yaşına geliyorsun lan. Daha yaramazlık yapıyorsun. Sıkma seni. Dur oğlum dur. Dur oğlum dur. Des dur. Dur oğlum dur. Dur işimiz var lan. Şurada yana başımda ya. Bırakmıyor ki rahatça. Çalışalım. Ya var ya. Bu... Video çekme işleri de zor oluyor böyle ya. Yani normalde bir kişinin video çekmesi lazım böyle. Çalışırken ki o zaman video videoya benzesin. İstiyorum ki şöyle bir kar yağsın var ya, şuralar böyle dolsun. Hatta böyle yollar kapansın ya. Bir şey olmaz yani, herkes evinde bir günlüğüne yemek yiyebilir yani. Yeter ki topraklar şöyle berekete doysun. Bunlar da pancar küspesi daha açılmamış. Burası da benim yem depom. İçeride yemlerim var. Lan. İşte burası yemler. Bu arpa. Arpa ezmesi. Görüyorsunuz. Bunlar da sığır besi yemi. 58-21 geliştirme tamamlayıcı yem. Marka CP. Gerçekten kaliteli yani. La oğlum, onu da mı yiyeceksin lan? Ana.
Ha vallahi arpa yiyor. Bak 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 bak. Ha, aç al, al ye bakayım. Yiyeceğim mi? Ana yiyor la. Oğlum sen nasıl bir köpeksin ya? Ha, dostlarım görüyorsunuz değil mi bizim Lesi'yi? Ya arkadaş arpa ezmesi yiyor. Oğlum sen dev gibi şey olmadın lan. Sen nasıl bir köpeksin lan? He, sen nasıl bir köpeksin lan? Bazen buradan kaçıyor bahçeden beni kızdırıyor ama yine de seviyoruz ya. Allah'a. Güzel. Epeyce yemimiz var bu bize. Epey bir süre gider. Naylon geliyor ağzına. Naylon yeme. Şey olmaz. Biraz yesin. Karbonhidrat. Bir şey olmaz. Hem de bir nasıl olsa yani bunu hayvanlar yiyorsa bu da bir hayvan. Neyse pek mantıklı olmadı ama idare edin. Karlar düşer. Öyle bir şarkı vardı değil mi? Düşer düşer ağlarım. Bunlar bizim yonca balyalarımız. Yonca balyamız yeter Allah'a şükür. Şimdi sabahlar kırağı falan olduğu için böyle bir çadır çektik. Yani kışın ortasında şu anda sanırım balyanın birini şu an 120 liradan satıyorlar. Şubat ayına girdik diye. Biz almıştık. Yazın almıştık 70 TL'den. Oğlum onu bırakır mısın? Buna bırakır mısın? Nereye götürüyorsun sen bunu? He? Hayır. He. Olmaz. Olmaz. Hayır. Yürü git. Şöyle şey. Bak 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 bunu almış kaçıyor bak. Bak hala bak almaya çalışıyor. Oğlum bu benim ölçüm lan ölçüm. Bununla biz ölçüyoruz. Bak bak. Lan bu nasıl bir köpek ya. Şunlar da boşalan çuvallarımız. Bunun içinde de çuval var. Bunda da çuvalımız var. Şimdi bu çuvalları biriktiriyoruz. Bu içeride de bir çuval dolusu çuval var. Bir çuval dolusu çuval. Lan bugün ne güzel Türkçe konuşuyorum ben böyle. Değişeyim ha. Neyse. Vallahi elimde eldiven olmasına rağmen dondu parmaklarım ya. Vallahi iyi soğuk var. Neyse. Demek istediğim şu. Bu çuvallara yazın inşallah nasip olursa mısır silajı dolacak hepsine. Kendimiz hazır komşularımız mısır silajı yapıyor. Biz de onlardan satın alıyoruz. Şimdilik kendim yapamıyorum. O kadar fazla arazim yok ama yazın inşallah kendi yoncamızı, kendi arpamızı kendimiz üreteceğiz bu yazın. Nasip olursa tabii ki her şey nasip bakalım. Ama sıra silaja gelince şimdilik silajlık yerimiz yok. Olursa seneye onu da yaparız Allah'ın izniyle. Evet yaklaşık 20 dakikalık videomuz oldu. Yine koşuyor. Ben şimdi ahırı da temizleyeceğim. Ahırı da temizleme videomu çekmek isterdim ama telefonu koyacak yerim olmadığı için. Evet ahırımızı tertemiz yaptık. Dedim ya temizlerken çekemiyorum çünkü video tutacak halim yok. Kız. Sen hep önüne döküyorsun. Bak bak bak. Ayıp ama ya. Evet, şuradan dışarıya atıyoruz.
Buradan da küçük traktörle bunu dolduruyorum. Bakın arkadaşlar, bu gübre. Hani bunun kokusundan diskinenler, şey yapanlar falan, anlıyor mu? Aman diyenler falan var ya. Aslında bu ne kadar çok olursa bereket de o kadar çok olur. Bu bir gerçek yani. İnşallah bunun iki katı, üç katı olduğu zamanlarda Rabbim nasip eder. Allah nasip ederse yaza doğru biraz daha işlerimizi büyütmeyi düşünüyoruz. Nasipse. Küçük traktörle şu karşıda, hemen şunun yanında bak, orada bir tarlamız var. Götürüp oraya döküyoruz. Kapıyı açık bırakıyorum. Şu ayaklarımı bir temizleyeyim. Hazır su birikmiş. Aynen. Bak. Ha. Vallahi fıstık gibi tertemiz oldu. Al yarim, bu da sana. İçtiğin su da sana. Suyumuz var mı acaba ya? Lan! Ne yapıyorsun lan sen orada? Şimdi o var ya, kesin kaçacak yeri arıyor ha. Allah oğlum, bu nesi var ya? Kangallar gerçekten akıllı köpekler. Suya bakayım. Suyumuz şimdilik şurada. Yani bu su bunun altına düştüğü zaman doldurulması lazım. Akşama çıktığımda bunu da doldurayım. Doldurayım, bulunsun. Şimdi temizledik. Bakın bakın. Size bunu anlatayım ne yaptı bak. Bu var ya, bu çok üçkağıtçı. Şimdi bizim duvarlar böyle. Tamam mı? Bizimkisi bu duvardan, bakın buraya çıkıyor. Bak bak, dinliyor bak, hapşıracağım ya. Şükür. Ya Rabbi şükür. Neyse, bu akıllı buraya çıkıyor. Buradan bunun üstüne çıkıyor. Şöyle bir buradan şöyle aşağıyı bir süzüyor. En alçak yeri burası. Buradan da aşağıya atlıyor. Ben de getirdim buraya. Çirkin olsa da şimdilik bu sacı koydum. Yani şu demirlerden alıp oraya da birazcık daha yükselteceğim. Bunu yükselteceğim. Bir tane sac da oraya koydum. Bir de onu yükselteceğim. Ki bizim beyefendi kaçmasın. Ya dışarı çıkıyor. Ya dışarıdaki köpeklerden hastalık falan bulaşmasın diye. Biz de bu sıpayı seviyoruz. Kıyamıyoruz yani. Yoksa hani tarlaya falan gidince yani böyle gezmeye falan gezdiriyorum. Bir de zaten alanımız yani köpek için gayet yeterli yani. Yani toplamda yani iki dönümlük yer. Görüyorsunuz. Sadece gündüzleri işte o beyaz arabanın olduğu yerde bağlıyoruz bunu. Hani misafirler gelen giden olduğu zaman. Hani korkuyorlar sonuçta. Bir şey yapacağından da değil de. İşte böyle tedbirler alıyoruz. Ya bunun için aldığımız tedbirler var ya, daha neler neler. Gelme lan. Otur bakın oraya. Bir de bu laf dinleyecek de ben de göreceğim. Hadi. Seyircilerimize hoşça kal de bakayım. Hadi lan. Bakıyor. Nereye bakıyor? Bak. Nereye bak. Tipsiz oğlum benim. Köy yerlerinde köpek şart. Ne derseniz deyin. Allah. Hele hele kangal. Hayli hayli şart. Ben videoyu burada kapatıyorum. Herkese Allah'a emanet olun diyorum. Rabbim herkesin kazancını hayırlı bereketli kılsın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.